Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Bugün yine hemen kırıkacağım diye yıldızlar karmasını hızlı bir şekilde geçeceğiz. İkisini birleştirip gitmek daha mantıklı geldi. Yine bu sefer Beşiktaş deplasmandayız. Bakalım Ankara gücüyle. Harbi Dybala 9 gol atması çok ilginçti. 10'a 0 falan hadi neyse de yani Dybala'nın 9 gol atması. Aa yine Dybala şov. 2 attı. Bakalım bu sefer kaç tane atacak. Yani atması güzel. Devam et bakalım. 2-0. Fatih geldi penaltı. Keşke bunu da Dybala'ya verseymişiz. Saka. Cidden Saka'dan da çok memnunum. Gol ha, gol vermiş. O da bayağı çok şey kattı takıma. Bakalım bir hızlı şekilde ne yapmış rakip. 4-2-3-1 çıkmış. 4-3-3 böyle %70. Büyük bir ihtimalle şeyden kaynaklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 şut atmış. Ben güçlü olduğumdan kaynaklı bayağı Beşiktaş sıkıntıya girmiş. O da hiç ellememiş gibi bir şey. Evet. Kendileri bilirler. Allah kurtarsın diyelim. Lig sonuçlarına bakalım. 4-0 bende var. 5-0 Çaykur Rize'ye yenmiş. En farklı galibiyet. Kasımpaşa da çok iyi gidiyor vallahi burada. Burada Galatasaray takılmış. Bu arada şöyle de bir şey var. Galatasaray bana yanlış görmediysem şuradan bilgi analistini alalım. Beraber inceleyelim. Zar zor başardı. Bakalım. Evet, kamp attı. Burada görüyorsunuz. Kamp attı. Ben atmayacağım. Hem yani yenilsem de sıkıntı değil. Şunu da bir sessiz alalım. Tırt tırt ötmesin her tarafta. Hem yense de benim 2 puan üstüme çıkacak. Öbürleri biraz daha yaklaşacak ama kamp hakkı burada harcamak istemiyorum. Ligin daha sonlarında sıkışırsam atacağım. Ki sıkışmayacağıma da eminim bir yerden sonra bunlar kopacak. Ama biz kampı yemişiz. Galatasaray'a da yapacağız bir güzellik. Bu arada Galatasaray benim 629 milyon. Kasımpaşa iyi yükleniyor. Büyük ihtimalle ikimiz çekişmeli bir lig yaşatacağız. Öbür arkadaşlar da ligde yukarıları zorlamaya başladı. Güzel. Burada görüyorsunuz Erzurumspor yeni alındı ve baya güzel gidiyor. Gençler Birliği toparlanmış güzel şekilde. Kasımpaşa yani burası baya ateş yerine dönecek. Şimdi gelelim Yıldızlar Karmasına. Bakalım orada ne halde. Bura 1-1 bitti. Hızlı geçeyim. Fazla da tutmayayım sizleri. Bakalım ne uygulamışız, ne yapmışız. 1-0 ben yenerken 1-1 olmuş falan filan. 4-4-2-B uygulamış. Büyük ihtimalle paslı çıktı. Bak motion taktiğine. Ben 4-5-1 yap geçtim. Yani biraz bir tık o iyi oynamış. Bizim Frikik'ten gol bulmamız da güzel olmuş. Bu arada hemen şöyle sonuçlara da geleyim. Burada görüyorsunuz İsveç 1-0 yenmiş. Lav mav yükselişe geçti. Bravo. Taktik olarak ne kullanmış ona da bakalım. 3-4-3-B ile saldırmış. 4-5-1'e Umut zaten bırakmıştı ligi. Çek Cumhuriyeti Yunus'la Muzaffer eski ekiptaş karşılaşmış. 22'de Muzaffer atmış. 44'te de Yunus cevap vermiş. Büyük ihtimalle ikisi defansif çıkmıştır diyecektim ama o Muzaffer saldırmış. 4-5-1 ile de karşılık vermiş Yunus. İkisine de tebrik ederim. Bir yenilmek de neyidir birer puan. Onur yükselişe geçti o da. Bayağı iyi gidiyor. 4-3-3'a 6-3-1'i bayağı ezmiş. Aslında hani yakın rakamlar dursa da bence 3-0 ezici bir galibiyet. Tebrik ederim Onur'u. Sovyetler Birliği ile o güzel maç olmuş. Sovyetler Birliği tebrik ederim. Kaya biri frenlemiş. Yeter dur demiş.
4-5-1'e 4-5-1 oynanmış. Kafa kafa giden maç. Ev sahibi avantajını da kullanıp fişi çekmiş. Kaya'ya biri dur demiş. Lee Harrison. Hadi bakalım. İrlanda kendi evinde berabere kalmış. Yiğit de yükselişe geçmişti. Oo, %61 ezerek harbi ezmiş. Yani şut bile attırmamış ama beraber bitmiş. Bence burada Arda çok şanslı. Yiğit baya kötü puan kaçırmış. Ender'in de yükselişi başladı. 1-0 yenerken rakip kırmızı kart yemiş. O da 2 gol bulmuş zaten. 4-3-3-B ile kırmızı kartın da etkisiyle bayağı ezmiş. %62'ye 38 oynamış. Ender'i tebrik ederim. Zebunam düşüşe devam ediyor benle birlikte. Diğer kendi evinde Arjantin'le beraber kalmış. Arjantin'ki bayağı güçlü bir ekip. Şu an kadro değeri en yüksek. Bence güzel. 4-4-2 aya 4-2-3-1 oynanmış. Kafa kafa gitmiş zaten maç. Beraber bitmesi normal ama bence diğer güzel bir puan almış. Almanya yükselişe geçti. Dün beni penaltıyla yenmişti. Kemal tebrik ederim. Öyle gelelim. 4-3-3-B'ye 6-3-1. 6-3-1 artık kullanmayın. Sıkıntılı demiştim. Oğuz Kağan bırakmış galiba. 6-3-1'de takılı kalmış. 4-3-3-B ile baya baskılı bir şekilde 2-1 yenmiş. Yine burada çekişmeli bir maç olmuş. İtalya ile İspanya arasında 4-2-3-1'e 4-2-3-1 ikisi de temkinli saldırmayı seçmiş. Bence burada Zafer bir puanı iyi koparmış. Ferhat'a geçmiş olsun diyelim. Kendi evinde. Şimdi Kaya'nın yenilmesi ligi karıştırmıştır. Bakalım. Yani yense 36 olacak. 5 puan fark ama şu an 2 HYT'li 1 ikinci sırada. Gördüğünüz gibi. Kaya birinci. Yani Hollanda, Belçika ikinci. Üçüncü Brezilya. Brezilya demek ki beni yense 2 puan da 31 direkt üstte biraz daha üstte tırmanacak ya da avarajda aynı yerde kalacak ama puanlar eşit olacaktı. Biz de fren atmışız ona. Ya demiştim zaten çıkamıyorsanız yenemiyorsanız oyunu salmayın bari birilerine set vurmaya çalışın. İsveç yükselişi devam ediyor. 5 puana düşürmüş. Ben demiştim sana bak aradaki puan farkını küçümseme diye. İspanya berabere kaldı. 5.'ye düşmüş. 6. Arjantin o da berabere kaldı. O da aşağıya düştü. İtalya aşağı düştü. 26 puan. 7. İsveç yükselişe Sovyetler Birliği. İsveç nerede? İşte daha şurada gözüme Sovyetler Birliği takım. İlginç. Neyse 8. oldu. Çek Cumhuriyeti. Vallahi şuraya kadar daha burası bayağı değişecek gibi duruyor. İngiltere dahil. Biz neredeyiz? Biz 14 puan. Bizim pek şansımız olmasa da diğerlerinin daha bence oyun şansı var. Çünkü nereden baksanız daha 22 maç var. Yani 22 maçta bayağı bu lig kızışır da karışır da takla da atar. O yüzden salmayın. Oyunun tadını çıkartın. Arjantin burada uçtu gitti değerde. 16. maç olmasına rağmen 1200 değeri geçti. Tamam 450 M'yle başladı ama güzel yükselmiş. Bakalım şöyle 2 3 oyuncusuna bakalım. Messi 121 olmuş. Salla onları. Maradona 117. Burada defansa 118, 113, 111 ve 122'lik kaleciye sahip. Bravo. Şöyle bir gelelim tekrar. Kadro değeri Belçika yükselişine devam etmiş. O da 107, 106. Ha, burada 110'luk var. 112'lik kalecisi var. Bir de 100, pardon, 112'lik defans var. 121'lik kalecisi var. Kaleciler yükselmiş herkes de. Ama Arjantin oyuncu olarak da bayağı üst segmente çıkmış. İrlanda, işte İrlanda 118 forvet. 110'luk orta saha, 114, 113, 112'lik defanslar, 123'lük de kalecisi var. Tebrik ederim. Güzel basmışlar takımlarına. Şöyle gelelim İspanya'yı da inceleyelim. 1 milyonluklar hadi inceleyelim. 110'luk burada oyuncusu var. Forveti 108'lik orta sahası 109, 108, 108, 108 diye standart defans gitmiş. 120'lik de
Gördüğünüz gibi kalecisi var Zafer'in. Hollanda'ya bakalım. 106, 110. Vallahi Kaya yani öbürlerine göre bir tık düşük ama helal olsun. Zirveden kopmadın. Tebrik ederim. İtalya'ya gelelim. Şu 1 milyon kare en azından inceleyelim. 111'lik forvet var. 107'lik orta saha. 111 defans var. 109, 109 bunlar da iyi gayet. Kalecisi de 124 olmuş. Herkes bir kişiye yüklenmiş gördüğünüz gibi. Çek Cumhuriyeti'ne bakalım. Muzaffer de takımını coşturmuş. Aa, buradaymış yazı. Kimin oldu? Tamam şimdi gördüm. 113'lük forvet, 112'lik orta saha, 111-108 defans ve 120'lik Peter Cech. Başka kim vardı? Bir de Brezilya'yı inceleyelim. Sonra videomuzda sona yaklaşalım. 113'lük Pelesi var. 113'lük Zikos'u var. 111, 110, 109'luk defans hattı var. 121'lik de kalecisi var. Hüseyin Kamil Duman'ın. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle iki videoyu birleştirdim kusura bakmayın. Mecburen hani hem canlı yayınlar hem de oyunlardan dolayı pek videolara fırsat kalmadı. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Oyunu kafaya takmayın. Yaşantınıza bakın. Hepinizi seviyorum.